Asrın felaketinin yaşandığı Kdz Ereğli'den sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yapacak bir şey yoktu. Teknelerde küçük tekne batmış. Ortanca değil. En küçük biliyorum sandal. Ben dedim. Akşam aradım onu ben arada. Evet. Belki yapacak bir şey yok. Doğal afete yapacak bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi hayvanların bile düzgün durduğu sahil koridorunda hiçbir insanı görmediğim, gülerken, tebessüm yaparken hakikaten insanlar böyle hüzünlü bakışların içinde o sahilin ne hale geldiğini, geçmişte yürüdükleri anılarını öyle izlerken inanın sizler de hüzünleniyorsunuz ve çok üzülüyorsunuz. Tabii Allah'tan gelen de yapacak bir şeyimiz yok ama çok üzücü. Kdz Ereğli sahili ve şehir merkezi çok çok kötü durumda. İşler acısı bir durum. Büyük bir felaketin eşiğinde Kdz Ereğli. Asrın felaketi. Asrın felaketinde Kdz Ereğli gezdik bugün. Yağmur ve fırtınadan sonraki ilk güneşli günde Ereğli'nin o sahilinin, şehir merkezinin o görüntülerini almaya çalıştık. Söyleyecek, anlatacak kelimelerle ifade edilecek hiçbir şey yok. Rüzgar, fırtına, su neyi önüne aldıysa hepsini karaya kadar getirmiş. Karada da hem taşkınlara, ağaç yıkımlarına, betonların, kayaların kopmalarına kadar çok derin bir hasar ve yara vermiş. İnanın 3 kilometrelik Kdz Ereğli sahili boydan boya yani gördüğünüzde çok ürpertici bir manzara ile karşılıyor sizi. Ekipler tam gaz çalışmaya devam ediyorlar. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Esnaf toparlanmaya çalışıyor. Hele çarşı merkezi, o dükkanlar çok çok kötü. Bazı ürünler satışa çıkarılmış, geçtiği paraya satılıyor. Bu süreç öyle bir süreç ki sahiplenme süreci şu anda öyle bir süreçten geçiyor Ereğli. Bir süre internet alışverişlerini insanlar durdurup kendi esnafına yardım amacıyla alışverişlerini Ereğli'den, Ereğli merkezlerinden, Ereğli işçilerinden yapılabilir. Bu da ayrı bir kampanya niteliğindedir. Çünkü bu esnafın kalkınması lazım. Bu esnafın dik durması lazım. Cenazemizde, düğünümüzde, Kur'an'ımızda bizim yanımızda olan bu esnaftır. Bunun için bu esnafın kalkınması için lütfen alışverişlerini bir süre internet üzerinden durdurun. Online alışverişlere son verin ve kendi esnafınızı ayakta tutmaya ve onları kaldırmaya çalışın. Çünkü Ereğli dediğimiz gibi gerçekten işler acısı çok kötü bir hal almış vaziyette. Sahil yok. Evet. Can kaybı var mı Ereğli'de? Sele kapılan 3 kişi var can kaybı. Bir de bir gemi battı. Gemi mürettebatından 12 kişi, birinin naaşına ulaşıldı. Fakat diğer 11 kişiden henüz daha haber alınamadı. Bizim aldığımız bilgilere göre zor. Ereğli gerçekten zor bir süreçten, zor bir dönemden geçiyor. Asrın felaketinde, asrın fırtınasında çok büyük bir olayla karşı karşıya kaldı Ereğli. İnşallah bu yaraları en kısa zamanda saracak. Bütün çekimlerini almaya çalıştık. Yağmurdan sonraki ilk güzel bir günde Ereğli'nin o sahil bandındaki görüntülerini almaya çalıştık. İnanın koca koca betonları söküp almış. Şöyle zaten görüyorsunuz. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Her şey şekilde görüldüğü gibi. Gerçekten çok çok kötü bir hal almış Ereğli. Yürüdüğümüz, gezdiğimiz, yazın oturup çayını içtiğimiz, çimenlerinde yürüdüğümüz, süslü havuzuna baktığımız Ereğli sahili artık yok. Çay bahçelerinde çayını içtiğimiz kafeleri yok. Bazı kafeler tamamıyla gitmiş gibi, sahil koridoru zaten tamamıyla gitmiş gibi tekrar yeniden yapılanması lazım. Evet. Kalkarız inşallah halk olarak, Ereğli olarak bu işin üstesinden gelir. Bu yaralarda en kısa zamanda sararız diye düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla esnaf zaten yavaş yavaş toparlanmaya başlamış. Kimi esnafın maddi zararı çok fazla, kimisi çok az kayıplarla atlatmış, kimisi denk gelmemiş. Yani yer ve konum seçmek için aslında baktığınızda her yere bir hayli zarar vermiş. Zor. Gerçekten çok zor. Bugün gezdim, sahilini gezdim, koridorunu gezdim, öyle dolaştım, baktım, Ereğli'ye baktım. İnsanın vicdanı sızlıyor. Tabii Allah'tan gelene de yapacak bir şeyimiz yok. Havadan, karadan, helikopterlerle hala araba tarama çalışmaları devam ediyor. Helikopter seslerini zaten duyuyorsunuz. Batan geminin olduğu bölgede havadan arama çalışmaları devam ediyor. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Ereğli'ye geçmiş olsun. Zonguldak'a, Zonguldak'ın ilçelerine geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ereğli, geçmiş olsun Zonguldak, geçmiş olsun Türkiye. Gerçekten geldi, bir geldi derler ya. Fırtına, yağmur, hepsi birleşince Karadeniz Ereğli'ye, sahil koridoruna çok büyük darbe verdi. Doğal afettir, Allah'tan gelene yapacak bir şeyimiz yok. Sahil koridorunda ne parkesi kaldı, ne taşı, ne korkulukları kaldı, ne elektrik direği, ne ağaçları, ne kafeleri, ne sahil bandı. 3 kilometrelik sahil koridoru, yürüyüş koridoru, kafe, dinlenme yerleri, o güzelim çay bahçeleri tamamıyla bu selde, bu fırtınada, bu deniz saçkınlığında devasa dalgalarla yok oldu. Tabii mal kayıpları bir şekilde çözülebilir. Bunlar aşılır. Zamana yayılarak aşılabilir. İkiye bölünen bir gemi ve kurtarılmayı bekleyen mürettebat, onlar sağ salim kurtarıldı ve açıkta, Menderek açıklarında 12 mürettebatın bulunduğu bir gemi ve bu gemide kurtarılmayı bekleyen insanlar ve ailelerine son attığı mesajlarla üzücü bir durumla bu insanlar olduğu yerde gemi batarak denize karışıp gittiler. Geçtiğimiz işte bu olayın ertesi gününde birinin naaşına ulaşılmıştı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda yavaş yavaş naaşlara ulaşıyor. Tabii o bölgede yakınları, aileleri umutlu, umutsuz bekleyiş içindeler. Hakikaten çok üzücü. Yağmurdan sonraki bir günde sahil koridorunu boydan boya gezdim. Çok korkunç, çok üzücü manzaralarla karşılaştım. Evet, insanlar sahile gelmişler. O gezdikleri, o yürüdükleri anlarla dolu sahillerine gelmişler. Hiçbir insanı bahsettiğim gibi tebessüm ederken görmedim, yüzü gülerken görmedim. Herkeste bir hüzün, herkeste ve telaşlı bir bakış, telaşlı bir bekleyiş var. Belediye ekipleri, bölgelerden gelen diğer belediye ekipleri elinden geldiği kadar herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve o bölgeyi temizlemeye çalışıyorlar. Zaten görüntülerde görüyorsunuz, birçok yer temizlenmiş ve temizlenmeye de devam ediyor. İşte dediğimiz gibi en çok bizi üzen noktalardan bir tanesi de o ikiye bölünen gemi. Kanal 24 yayın ekibine denk geldik orada. Canlı yayın yapıyorlardı. Onlar da batan gemi mürettebatından bahsediyorlardı. Onlarla ilgili bir şeyler anlatıyorlardı. Ekranda görüyorsunuz sahil koridoru hakikaten palamparça. Ne korkuluğu kalmış dediğimiz gibi, ne bir betonu, ne bir ağacı, ne bir kafesi, ne bir oturma bankı. Hepsini sökmüş, almış. Devasa beton dememiş. Birbirine kenetlenmiş, demirli betonlar dememiş. O devasa dalgalar hepsini söküp almış. Tabii bu sahil koridorunun yanında Çarşı esnafının hali de işler acısı gerçekten. O süreçte inemedik çarşıya çünkü o yağmurda zaten kimsenin dışarıya çıkma gücü yoktu. Çarşı esnafının aldığı görüntülerde çarşı sanki denizle birleşmiş, Kdz Ereğli komple deniz görünümündeydi. Dükkanların yarılarına kadar dolmuş su, taşan su. Çünkü denizde dalgalar yükselince suyun da gidecek yeri olmayınca ne yaptı? Şehir merkezine birikti ve şehir merkezinde esnaflara, dükkanlara verdi. Tabii esnafların zararı çok büyük. Zarar görmeyen esnaflar da var. Zararı çok büyük olan esnaflar da var. Hafif şiddette alt atan esnaflar da var. Sonuç itibariyle burada esnafımız çok zarar gördü. Yaralar sarılır. Mal kayıpları bir şekilde telafi edilebilir ama can kayıpları var. İşte sele kapılan 3 kişi vardı Yaraşlı bölgesinde. Biri kurtuldu takside. 3 kişi hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Dediğimiz gibi gemide mürettebatta kaybolan 12 kişi var. Ağaçlarına yavaş ulaşılıyor. Yani bu sahili gezmek, inanın o keyifli gezdiğimiz sahili bu şekilde gezmek insanı çok derinden üzüyor. Çok derinden yaralıyor. Kaybolan 50-60 tekneden bahsediliyor. Teknelerin bağlandığı liman olduğu oralar palamparça. Kayıkların park edildiği o tahtaları söküp almış. Gemileri, kayıkları, tekneleri bir tarafa fırlatmış. Bu telaşlı bekleyiş içinde insanlar dediğimiz gibi oraları görmeye, oraları gezmeye gidiyorlar. Fotoğraflıyorlar. An olarak kendilerine bir şey olarak kalacak. İşte görüyorsunuz Halk Kafeyi, Sanat Sokağı'nı. Yani dalgaların, fırtınanın, yüksek suların parçalamadığı, dağıtmadığı hiçbir yer kalmadı Ereğli'de. Çok üzücü, çok sıkıcı bir durum ama dediğimiz gibi Allah'tan gelene de yapacak bir şeyimiz yok. Doğal afettir. Doğal afete de artık bir şey yapamıyoruz. Biz tedbirimizi alacağız. Takdiri her daim Allah'a bırakacağız. Tabi görüyorsunuz çocuklar oynuyor. Çocuklar her zamanki neşesinde, her zamanki keyfinde. Sokak hayvanlarını gördüm. Kedileri, köpekleri gördük. İnanın onlar böyle insanlara masum bakıyorlar. Onlar böyle çok üzgün bir şekilde bakıyorlar. Onlar da anlıyorlar. İçgüdüleriyle yani böyle bir olayı onlar da yaşamışlar ki inanın onu siz bile fark ediyorsunuz. Görüyorsunuz her yer moloz yönü, her yer döküntü durumda, her yer parçalanmış durumda, ağaçlar devrilmiş, binaların bir kısmı yıkılmış, çatılar gitmiş, banklar, oturaklar ters devrilmiş, betonlar hani kırma makinesi gibi söküp atılmış. Öyle bir zorluğun içinde, öyle bir güzelliğin içindeki Kdz Ereğli işte bu zorlukları, bu sıkıntıları yaşıyor. Sahil koridorunu görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Geçmiş olsun Ereğli, geçmiş olsun Zonguldak, geçmiş olsun Zonguldak ilçeleri, geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun Ereğli halkı. Şöyle bir şey söylemiştim. Esnafımızın durumu perişan. Kimi ürünler geçtiği paraya satılıyor. Gördüm çarşıda dün. Bir süre online alışverişlerinizi durdurun. İnternet alışverişlerini durdurun. Bu esnaf bizim esnafımız, bu halk bizim halkımız. Milliyetçilik içeriden başlar, milliyetçilik kendi semtinde başlar. Düğünümüzde, cenazemizde, bayramımızda, seyranımızda. İyi günde, kötü günde her zaman bu esnaf bizim yanımızdaydı. Şimdi halk olarak bizim de bu esnafın yanında olma zamanı. Lütfen alışverişlerinizi ona göre değerlendirin. Alışverişlerinizi online üzerinden değil, Ereğli esnafından mümkün oldukça 3'üne 5'ine bakmayın. Ereğli esnafından yapmaya çalışalım. Bu güzelliği de esnafımıza yapmış olalım. Biz daha fazla sözü uzatmayalım. Gerçekten çok üzücü bir durum. İşte görüyorsunuz buralar yağmurun ilk günü denizle beraberdi. Deniz gibiydi. Şimdi yavaş toparlanmaya çalışılıyor. Temizlikleri yapılmış ve bir taraftan da devam ediyor. Üzücü bir Ereğli günlüğünden, üzücü bir Ereğli akşamından sizlere bilgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Geçmiş olsun Ereğli, geçmiş olsun Zonguldak, geçmiş olsun Türkiye diyerek sizlere bu kısa görüntülerle baş başa bırakıyoruz.